SLU grup, belirli menü kalemlerini ana grup veya alt gruplar şeklinde satış ekranında sıralamamıza yarayan bir araçtır. SLU tanımı post konfigüratörde tanımlayıcılar içerisinde yer alan menü kalemi SLU ile yapılır. Burada oluşturacağımız gruplar daha sonra SLU ekran grubundan yapacağımız tanımlamalarla eşleştirilir. Burada dikkat edeceğimiz konu ekran sitelerinin doğru şekilde seçilmesidir. Örneğin kahvaltı SLO grubu için dokunmatik ekran stili 101 SLO yiyecek ekranı seçilmiştir. İçecekler için ise 102 SLO içecekler ekranı seçilmiştir. SLO grup ise post konfigüratörde araçlar sekmesinin altında SLO ekran grubu içerisinden yapılır. Bu ekranda sol tarafta gördüğümüz gruplar ana gruplardır. Bu grupları burada oluşturduktan sonra ilgili ekrana tuş oluşturmak gereklidir. Ekranda yer alacak tuşları oluşturmak için ekran tasarımcısı uygulaması kullanılır. Ekran tasarımcısı uygulamasına girdikten sonra oluşturacağımız tuşlar için ilgili ekran seçilir. Örneğin yiyecekler için yiyecek ekranına bir Yiyecek ana grup tuşu oluşturacağız. Bunun için yiyecek ekranına gidiyoruz. Yiyecek ekranına gittikten sonra bu şekilde bir yiyecek tuşu oluşturuyoruz ve kategorisini function SLO grup SLO ekran grubunu ise daha önce o SLO ekran gruplarından oluşturmuş olduğumuz yiyecek olarak seçiyoruz. SLO ekran grubunun altında herhangi bir ana grubun üstüne tıkladığımızda altında yer alan alt grupları görebiliriz. Şu anda hazır bir örnek üzerinden gittiğimiz için burada alt gruplarımız hazır bir şekilde gelmiş oldu. Yeni bir alt grup eklemek için buradaki artıya basarız ve yeni bir alt grubu ekleriz. Örneğimizde yiyecek ana grubunun altında kahvaltı, sandviç, başlangıç, salata, makarna, ana yemek ve tatlı gibi alt gruplar yer almakta. Bu ekranda aynı zamanda satış ekranının görselliğini ayarlayabileceğimiz seçenekler de bulunmaktadır. Örneğin yükseklik ekranda yer alan tuşun yüksekliğini, genişlik ise genişliğini belirtmektedir. Gösterge ekranda yer alan tuşun üzerinde yazan açıklamayı göstermektedir. Font yazı tipini, rengi ekranda yer alan tuşun arka plan rengi ve font rengini göstermektedir. Konfigürasyonumuzun doğru olması için de kategorinin menu item SKU şeklinde seçilmesi gerekmektedir. Yine altında menu item SKU'nun ise ilgili grubun ürün grubu seçilmesi gerekmektedir. Burada yer alan ürün grupları tanımlayıcılar altında oluşturmuş olduğumuz ürün gruplarıdır. Bir örnek üzerinden gitmemiz gerekirse içecek ekranının altında yer alan şişe biralar şu anda herhangi bir gruba bağlı olarak gözükmemektedir öncelikle göstergesini giriyorum. Yani ekranda yer alacak olan ismini giriyorum. Şişe biralar Şişe biralar kategorisini menu item ile olarak seçiyorum. Menu item sl usunu ise daha öncesinde oluşturmuş olduğum şişe biralar grubunu seçiyorum. Fontu Arial Small e, rengini ise istediğim herhangi bir renk olarak seçebilirim. Buradan kaydediyorum. Operasyonumu çalıştırıyorum. Şişe var bu şekilde yer almış oluyor.